İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Candira Duryan vefat etti. Ermenilere uygulanan soykırım Armenistan kurbanları anısına Yerevan'da anma töreni. Tehniryan'da soykırım Armenosit sırasında 200 kurtardı. Azerbaycanlılar Boske Bar bölümünde ilerledi. Armenosit'in inkarına ilişkin ana tezlerin kurucusu Hamit rejimi birinci bölüm. Batı Ermenistan dergisinin 25. sayısı yayımlandı. Heykeltraş Makaric Mazmanyanın gözünden şar aznavur. Batı Ermenistan Cumhuriyetinin fedakar bir vatandaş olan Jandira Duryanın 16 Nisan 2024 tarihinde vefat ettiğini üzülerek bildiririz. Jandira Duryan 16 Aralık 2018 tarihinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı olmuştu. Can Diraduryan, Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi'nin Ron Alp Bölgesi'nin tüm toplantılarına her zaman aktif olarak katıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin devlet başkanı, hükümeti ve parlamentosu Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin taziyesiyle birleşiyor. Can Diraduryan'ın hatırası daim olsun. Batı Ermenistan hükümeti tarafından her yıl düzenlenen Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarını anma töreni 27 Nisan'da Dizlerine Anıt Kompleksinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Neldi Harutunyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Vartan Simonyan, Ulusal Meclis Milletvekilleri ile Batı Ermenistan vatandaşları katıldı. Anma töreni geleneğe göre şarkıcı, söz yazarı ve şair Arsen Hambarya'nın seslendirdiği Batı Ermenistan Ulusal Marşı ile başladı. Batı Ermenistan'ın ilk devlet başkanı Armine Gabrahamyan konuşmasında bölgede yaşanan olayların hem Batı hem de Doğu Ermenistan'la doğrudan bağlantısı olduğunu vurguladı. Abraham Yana göre topraklara karşı soykırım katliamların israfı gözlerimizin önünde devam ediyor. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid'in hiçbir zaman bir anma meselesi ya da tarihi bir mesele olmadığını, bazılarının ise bizi modern bir mesele olduğunu inandırmaya çalıştığını vurguladı kınamak istediğimiz ve tüm gezegeni felakete sürükleyen bu acelecilikte uluslararası hukuka uyulmadığı için bu konu daha da acil hale geliyor. Batı Ermenistan'ın ilk devlet başkanı Armenak Afrahamyan konuşmasında soykırımı Armenosidi tanıyan devletlere teşekkür etti. Şuşi Yurtseverler Birliği'nin başkanı tarihçi Aşot Harip Dünyan konuşmasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti etrafında birleşme çağrısında bulundu. 27 Nisan anma törenine işgal altındaki Batı Ermenistan milletvekilleri de katıldı. Milletvekili Haçik Haycanyan ise konuşmasında soykırım ve sürgünlerin açtığı derin yaraların günümüze kadar geldiğini ve kapanmadığını belirtti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Nelly Harutunyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Vartan Simonyan da birer konuşmada bulundular. Etkinlik Arsen Hambaryan'ın vatansever şarkısıyla sona erdi. Armenosit Soykırım Müze Enstitüsü yakın zamanda değerli bağışlar aldı. Soğumon Tehliryan'ın amcasının torunları, Soğumon'un hayatından ilginç olayların anlatıldığı fotoğrafları ve yıllardır tuttuğu günlüğü teslim etti. Soykırım Armenosit Müze Enstitüsü Başkuratörü Gohar Hanımyan, gazeteci Sevak Bartumyan ile yaptığı görüşmede, Günlüğü tamamıyla incelememiş olsak da gözlemleyebildiğimiz kadarıyla hala ilginç bölümler var. Elbette kamuya açıklanmayacak Kişisel bilgiler de olacaktır dedi. Hanumyan, Tehliryan'ın akrabalarıyla temas kurduğunu ve onun sayesinde değerli örneklerin Doğu Ermenistan'a ulaştığını söyledi. Arminov Müze Enstitü'de Tehliryan'ın yaklaşık bir düzine yeni fotoğrafı bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı 1907'de çekilmişti. Tehliryan orada 12-13 yaşlarında. En değerlisi ise Soğumon'un bir altın karşılığında Müslüman esaretinden kurtardığı Tehliryan ailesinden Armenuhi'nin de bulunduğu bir fotoğraf. Tehliryan'ın biyografisindeki kariyer bölümlerinden biri Ermeni intikamcının Ermeni çocukları esaretten kurtarması veya yetimlerin kaderiyle ilgilenmesi. Armenuhi'nin hikayesi bunun kanıtıdır. Tehliryan bir başka anısında bu yetim kurtarma çalışması sayesinde 200'e yakın çocuğu özgürlüğüne kavuşturduğunu yazıyor. Gohar Hanımyan devamla kendisi Sebastian Murat'ın arkadaşıydı ve Müslümanları bir altın vermeye ve karşılığında bir yetim çocuğu almaya ikna eden kişinin de Murat olduğunu biliyoruz dedi. Voskebar sakinleri Azerilerin Voskebar Kilisesi'nin yakınında göründüklerini söylüyor. Köylüler Azerbaycanlıların orada olduğunu, bazı işler yaptıklarını, ağaçları kestiklerini ifade etti. Köylülerin endişelerinin nedenlerinden biri de Bakü sınır muhafız birliklerinin sadece İsmen sınır muhafızları olduğu, gerçekte ise aynı askeri Teçhizata sahip sadece farklı kıyafetlere sahip Azerbaycan ordusu olduğudur. Her an çok daha iyi bir konumdan ve daha iyi bir statüye sahip olan sözde sınır muhafızları Azerbaycanlılar bir saldırı başlatabilir ve birkaç dakika içinde herhangi bir yerleşim onların kontrolüne girebilir. Ayrıca bazı haber platformları da Azerbaycanlıların Voskebar köyünde ilerlediği yönünde bilgi aldıklarını yazıyor. Batı Ermenistan televizyonu bu konuyu ele alacak. Doğu Ermenistan Uluslararası Araştırma ve Geliştirme Vakfı Zoryan Estitüsü'nün Genel Müdürü Mario Vanisyan, soykırım armenosit çalışmasının yalnızca geçmiş olayların sunumu, analizi ve değerlendirmesi olmadığını, bana göre daha acil başka bir amacı olduğunu yazıyor. Gelecekteki soykırımları önleme misyonu. Geçmiş olayların incelenmesi bugünü daha müreffeh ve barışçıl, geleceği ise daha istikrarlı ve güvenli kılmayı amaçlamalıdır. Bu anlamda soykırımın, armenosidin, inkarının kökenleri, siyasi, sosyal, psikolojik, kültürel tizahürleri, uygulama yöntemleri ve değişimleriyle zamanın zorluklarına ilişkin kapsamlı çalışmalar, bu olgunun henüz bilinmeyen ayrıntılarının aydınlatılmasına olanak tanıyacak ve öldürmenin etkili araçları olarak ve inkar formülüyle yetinmek isteyen olası faillere, karşı mücadelede bu olguya hizmet edebilecektir. Soykırımların inkarına karşı mücadele sadece ahlaki, siyasi, hukuki ve tarihi adaleti yeniden tesis etme misyonuna sahip değildir. Aynı zamanda öncelikle insanlığa karşı planlanmış suçları önlemeyi de amaçlamaktadır. Çünkü inkar her zaman soykırımları geliştiren ve uygulayan çete planlarının temel bileşenlerinden biri olmuştur. Dolayısıyla soykırımın, Armenosid'in inkarının kökenleri, mekanizmaları ve tezahürlerinin kapsamlı ve çok yönlü olarak incelenmesi ve henüz bilinmeyen detayların ortaya çıkarılması, inkar politikasını benimseyenlerin iddialarına ve aldıkları tedbirlere daha sistematik ve hedefe yönelik karşı çıkma fırsatı sunacaktır veya herhangi bir nedenle aktif olarak bu suçların içinde yer almak, böylece işlenen suçların daha geniş çapta tanınmasına ve gelecekte olası tekrarlarının önlenmesine katkıda bulunmak. Bu anlamda Türk inkar politikası sürekliliği ve yaygınlığıyla cezasızlığın formülü ve başkalarına örnek haline geldi. Mesela soykırım uzmanı Helen Fayna göre Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosit yalnızca 2. Dünya Paylaşım Savaşı'nda yapabileceklerin emsali değildi. Bu aynı zamanda cezasızlıkla neler yapılabileceğinin de bir örneğiydi. Adolf Hitler'in subaylarına yönelttiği ünlü retorik soru yukarıdakilerin canlı bir örneğidir. Bütün bunlardan sonra Ermenilerin katledilmesini kim hatırlıyor? Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin dergisi olan Western Armenia'nın 25. sayısı yayımlandı. Yeni sayıda Batı Ermenistan'daki kamu düzeni algısı, dünyadaki Ermeni kimliğinin yapısı, bilgi etkileme faaliyetlerine ilişkin yazılar yer alıyor. Batı Ermenistan dergisi Vesten Armenya'nın 25. sayısında Ermenilere yönelik soykırım Armenosid'in kronolojisini özetleyen Armenosit bölümüyle tanışabilirsiniz. Derginin yeni sayısı Maraga programlarının 32. yıl dönümüne ithaf edildi. 32 yıl önce Artsakh'ın Maraga şehrinde Ermenilere yönelik katliamlar Bakü'nün etnik temizlik politikasının bir başka parçası haline geldi. 50'den fazla sivil vahşici öldürüldü, birçoğu esir alındı ve geri kalan Ermeni nüfusu yaklaşık 5000 kişi zorla yerinden edildi. Derginin Ermenice, İngilizce ve Fransızca versiyonlarını PDF formatında aşağıdan indirebilirsiniz. Heykel tıraşma Mazmanyan, kendi heykelleriyle dünyaca ünlü şansoniye Charles Aznavour'u yeni bir şekilde tanıttı. Aznavour'un konuşan yüzü ve sanatının yanı sıra Mazmanyan'ı yıllardır heyecanlandıran muhteşem müzini de heykele dönüştürdü. Heykeltıraş, Aznavur'un 100. yılına ithaf edilen serginin açılış töreni 26 Nisan'da Tıvo Ars Sergi salonunda gerçekleşti. Aznavur'u tavsiye eden yüz heykelleri, kompozisyon çalışmaları ve çizimler sunuluyor. Eserler Aznavur'un doğrudan reprodüksiyonları değil, büyük şansonu yere yönelik duygusal görüntüler, tutumlar ve saygılardır. Megardiç Mazmanyan aznavra adanmış bir koleksiyona sahip olmayı düşünmedi. Her şey kendiliğinden gelişti. Heykeltıraş kalbinden geleni yaptığını itiraf ediyor. Sanatçının akademik tarzın dışına çıkıp kendini yaratıcı özgürlüğe vermesi, zamana ayak uydurması gerektiğine inanıyor. Mazmanyan kalbinden geleni yaptığına itiraf ediyor. Muhtemelen bu düşünce tarzının bir sonucu olarak heykeltıraş düşünmeye sebep veren muhteşem eserler yaratmıştır. Magardeş Mazmanya'nın Doğu Ermenistan'ın ünlü figüratif heykel heykeltıraşlarından biri olduğunu hatırlatalım. Sanatçının eserleri insanın hırsını, uyanışını ve evrimini yansıtıyor. Mazmanya'nın benzersiz heykel tarzı pek çok kültürün ve sanatsal tarzın birleşiminden oluşmuş ancak kendisi en çok doğadan ve insanlardan öğrenmiş ve ilham almıştır. Mazmanya'nın eserlerinin çoğu tüm güzelliğiyle insana adanmıştır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size David Matevosyan'ın icra ettiği Mayrik adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. kalın